Valla uzun süre ben de Merkez Bankası'nın bu toplantılarını izlemiyordum. İlk defa işte 4-5 yıl aradan sonra ilk defa izledim. İzleme gereği duydum. İzleme hevesi geldi diyelim. Çünkü Merkez Bankası bir Merkez Bankası gibi çalışmaya başladı. Bunu gözlemledim. Doyurucu bir metin, kısa net açıklamalar, sorulara tek tek sorular alıp yine tek tek yanıtlama şeklinde geçen disiplinli ama kapsayıcı bir toplantıydı. Çok net mesajlar da çıktı, bilgiler de çıktı. Mesela Merkez Bankası'nın Mart ayındaki 21 Mart'ta faiz artırdı, 5 puan 50'ye çıkarttı politika faizini. O artırımın çok işe yaradığını görüyoruz. O tarihten bu yana Merkez Bankası'nın swaplar hariç net rezervi 34 milyar dolar artmış. Bu hakikaten çok güzel bir rakam, büyük bir rakam, iyi bir rakam. İşte Merkez Bankası'nı önemli ölçüde rahatlatacak bir rakam. Ve de bu sırada yani birkaç hafta en azından gelişmekte olan piyasalara sermaye akımlarının terse döndüğünü, yani çıkış olduğunu görüyoruz. Ama buna karşılık Türkiye'ye sermaye girişleri var. Yani Türkiye dünyadan da pozitif şekilde ayrışmış durumda. Bunu da gördük. Yani ortaya konulan işte sermaye akım tablosuyla vesaire. Yani kararlılık vurgusu vardı ama yani kararlılık vurgusunda hani çok daha büyük bir şey değil. Gereken neyse bunu yapılacaktır şeklinde bir vurgu. Ortaya tabii yıl ortasından itibaren düşecek olan bir enflasyon görünümü konuldu. İşte önümüzdeki Mayıs ve Haziran aylarında %3'ün altında bir enflasyon. Ondan sonraki 3 ay yani 3. 3 aylık dilimde %2,5'luk bir gerçekleşme aylık bazda ve yılın son çeyreğinde de %1,5 ve altında bir gerçekleşme bekleniyor, tahmin ediliyor. Bu çerçevede de yıllık enflasyonun yıl sonunda 38'de yılı bitireceği tahmin ediliyor. Yani 2 puan bir artış yapılmış ama bu yılın ilk 4 ayındaki yüksek enflasyon gerçekleşmeleriyle meydana gelmiş. Vallahi geçen toplantıda yani ilk defa diyelim Merkez Bankası tek bir başkanla değil, başkan yardımcılarıyla da beraber toplantıda katılıyor ve söz veriliyor başkan yardımcılarına da. Geçen toplantıda Cevdet Akçay oksimoron diye bir söz ortaya atmıştı, tartışılmıştı da. Oksimoron hani iddialı olmak şeklinde oksimoronu kullanmıştı. Şimdi de yani söz verdiğinde yine böyle bir endişe sektöründeyiz şeklinde bir deyim kullandı. Tabii sonra önceki toplantıda kullandığı deyimin siyasi tartışmalara da yol açtığını düşününce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan aslında bu endişe sektöründeyiz deyiminin merkez bankalarının işte enflasyonun yüksek olduğu ve yüksek seyrettiği dönemler için ihtiyatlı tutumu ifade etmek amacıyla yurt dışında merkez bankaları tarafından da kullanıldığını ve bunu ifade ettiğini söyleyerek bir açıklık getirdi. Dolayısıyla bu deyim de literatürümüze aslında girmiş oldu. Bunun dışında diyebileceğim işte bu Mayıs ayında doğal gaz fiyatlarının normal düzeyde hesaplanması dönemi yeniden başlayacak. Bunun enflasyonu artırıcı etkisi 0,7 puan olarak hesaplanmış. Bu da açıklandı. Bir de yani mevduat faizleri arasında böyle şey yani yüksek miktarlı olanlara yüksek faiz, düşük miktarlı olanlara düşük faiz uygulaması. Bu bilinen bir şey zaten. Ama Merkez Bankası da bir rakam açıklıyor. Yani her hafta mevduat faizlerinin ortalamasını açıklıyor.
Bu ortalamalar ile bankaya giden bazı mevduat sahipleri, ki genelde düşük ve orta düzeyli mevduatlar diyelim, hani 5-10 milyon lira ya da 1 milyon liranın altında, düşük faizle karşılaşıyor ve tepki gösteriyor doğal olarak. Dolayısıyla buna açıklık getirdi Merkez Bankası yapmış olduğu bir kutu açıklamasıyla beraber. %13'e varan düzeyde yüksek montanlı, sesinizi alamadım ama. Sesim geliyor mu Abdurrahman Bey? Tamam, geliyor. Mevduatla ilgili sorunuz vardı sizin, lafı gelmişken ben onu da tekrar edeyim isterseniz. Hem aldığınız yanıt da tatmin edici miydi, onu da merak ediyorum. Türk lirasıyla tasarruf yeterince teşvik ettiğinizi düşünüyor musunuz diye sordunuz. Yurt içi yerleşiklerin dövizlerini bozup Türk lirasına geçtiğini görüyoruz dedi başkan. Oradan da devam edin isterseniz yorumunuza. Evet, yani oradaki fark işte milyon lira ve üzerindeki büyük mevduatlara uygulanan faizle beraber ortalama faiz yukarıda görünüyor. Dolayısıyla küçük mevduat sahipleri düşük faiz alıyor. Şimdi ben de bu soruyu sordum hakikaten. Evet dedi, yani bu işte bu kadar ilgi görüyor zaten. Bir de geleceğe yönelik olarak faiz, reel faiz hesabı yapılır. Bu da doğru ama bir gerçek de var. Geleceğe yönelik yapılan faiz, reel faiz hesapları iyileşmeyi gösteriyor. Hakikaten bir reel faiz var gibi, yani böyle sınırda bir şey. Ama gerçekleşmeye de bakıyoruz. Mevduat sahipleri hep zararda. Reel anlamda hep kayıpta. Yani beklenen enflasyondan bir türlü daha düşük bir enflasyon gerçekleşmemiş. Hep daha yukarıda bir enflasyon gerçekleşmiş olmalı ki şimdiye kadar mevduat sahipleri hep aldanmış. Hep umduklarından daha büyük zarar ve kayba uğramışlar ya da umdukları reel faiz elde edememişler. Negatif faiz elde ediyorlar. Yani baktığımız zaman 2019 yılı hariç son 6 yılda mevduat sahipleri sürekli zarar ediyor. Reel anlamda. Dolayısıyla şu anda da tamam, yani hakikaten yurt içi yurt dışı büyük bir yönelme var Türk lirasına, kabul, ama gerçekleşecek olan enflasyona göre bu hesabı yaptığımızda, ki bence de reel durum bu, gerçek durum bu, göreceğiz yani hakikaten ne kadar reel olmuş, ne kadar olmamış. Ben yani yıllık bileşik olarak hesaplanan bu şeylerin, faizlerin çok da öyle reel olmayacağını tahmin ediyorum. Yani sadece 3 aylık vadede ya da 3 aya kadar olan vadede bir reellik söz konusu olabilir. O da çok geçici bir süreyle, bir süre sonra bu faizde düşer ise o zaman bir yıl boyunca insanlar o yüksek ya da bileşik olarak görülen faizi alamazlar. Ve gerçekleşen reel faiz hakikaten enflasyon altında kalır ve enflasyona karşı yenilmiş olurlar. İşte mevduat sahiplerinin sürekli olarak uğradıkları şey de bu zaten. Dolayısıyla benim için çok tatmin edici değildi cevap, ama verdiği cevap doğru. Yani şeklen doğru, içerik olarak tatmin etmek açıkçası. Peki. Sizin sorunuz varsa, bu endişe sektörü bundan sonra dün kullandı Abdurrahman, herhalde artık bu yerleşir. Yani Merkez Bankası başkanlarını en iyi tanımlayan şey endişeli olmak diye. İşte Merkez Bankası Başkanı'nın bir ödevi var. Endişe eder. Orada aklıma şey geldi, hani Merkez Bankası başkanları gece rahat uyur mu, nasıl uyur diye. Bebekler gibi uyur diye. Bu Amerikalı John McCain var, senatör. Obama'nın karşısında cumhuriyetçilerin adayıydı. Hı-hı. Seçimi kaybetti. Hemen ardından bir televizyon programına çıktı. Programda sordular buna. Seçimi kaybettiğiniz geceyi nasıl geçirdiniz? Rahat geçirdiniz mi diye. Vallahi bebekler gibi uyudum demiş. Ondan sonra açıklamış şöyle. Evet. Her 2 saat uyudum, uyandım, ağladım. Tekrar 2 saat daha uyudum, ya, uyandım, ağladım diye. Onun için Merkez Bankası başkanları da bebekler gibi uyur. 2 saatte bir kalkar, ağlar. Tekrar yatar, tekrar ağlar diye. Özellikle bizim bir ülkede daha uzun bir sürede böyle olacak gibi görünüyor. Dün bir hedef ortaya konuldu Abdurrahman, 38.
bu sana ulaşılabilir geliyor mu? Daha doğrusu ulaşılabilir olması için ne lazım? Dün gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası Başkanı ücret ayarlamalarından işte mali politikası desteğine kadar birçok şeyden bahsetti. Bu tabloda 38 senin için iyimser mi? İyimser. İddialı ve iyimser. Olabilmesi için hakikaten ücret artışlarının yapılmaması, ondan sonra sıkı maliye politikası, artı yapısal reformların gündeme getirilmesi ve yapılmaya başlanması gerekir. Yani maliye politikası, artı gelirler politikası, artı reformlar olur ise bu olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Ama bu da ekonomide sanki bir sert inişi gündeme getirebilir. Yani ekonomide yavaşlama değil, belki sıfıra doğru inen bir büyümeyi görebiliriz. Bunu da göze aldıklarını sanmıyorum açıkçası. Siyasi otorite de bir aşamada devreye girer göze alınsa bile. Buna izin vermez diye tahmin ederim. Dolayısıyla 38 bana göre de iddialı ama üst band yani tutturulabilir. Üst bandı %42. Piyasa katılımları anketinde de zaten beklenen enflasyon %44 civarında. Dolayısıyla üst band civarında bir yerde gerçekleşebilir hakikaten enflasyon. Yani beklentiyle tahmin birbirine biraz daha yaklaştı. Ama görünen resim hani şu, zorlu bir dezenflasyon süreci var. Şu ana kadar da zorluydu. Ve hani herkesin bir şey bu dönemde ölecek ama gene bu her zaman olduğu gibi sabit gelirli alt ve orta gelir grupları daha çok bu süreçte acı çekecek diye söyleyeyim. Hani enflasyon yükselirken de öyleydi. Enflasyon düşerken de öyle. Yani enflasyon öyle bir şey ki yükselirken de dezenflasyon sürecinde de en fazla toplumun o kesimini etkiliyor. Onun için orada bir sıkıntılı dönem önümüzdeki dönemde var. Peki o zaman ben şimdi bütün bunlar ışığında Abdurrahman Yıldırım'ın da önümüzdeki sürece ilişkin Merkez Bankası'nın atacağı adımlar konusunda beklentisini merak ediyorum. Bir sonraki adımı faiz artırımı olur mu sizce? Bence olmaz. Yani çünkü o 5 puanlık artırımın kredibilitesi ve etkisi hala sürüyor. Çok güçlü de bir hakikaten yerli yabancı Türk lirasına dönüş rezervlerde artış olduğuna göre buna ihtiyaç duymazlar. Ama Mayıs ayı enflasyonunun ortaya çıkacağı Haziran ayında geldiğimizde ya da Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı Temmuz ayına geldiğimizde ciddi sapmalar yani olur ki ben iç talebin hala canlılığını koruduğunu gözlemliyorum. O takdirde Merkez Bankası herhalde bir 5 puan daha artırım yapabilir. Çünkü yıllık enflasyon ortalaması da %55'te. Dolayısıyla faizin de ortalama bazda %55'i tutturması para politikasında belli bir rahatlık sağlayabilir. Beklentileri de yeniden toparlayabilir. Ama bunu hemen Haziran ayında değil, belki Temmuz'da, belki bir miktar daha Ağustos'a sarkabilir. Yani biraz da gerçekleşmeleri yaz dönemini görürler. Dolayısıyla geriye belki tek bir artırım daha kalmış olabilir. Yani bundan çok emin değilim. Bir süre sonra daha net konuşabiliyordum. Ama %50'ye çıkartılan faizin etkisi hakikaten geniş çaplı ve de uzun süreli oldu. Yani uzun süre dediğim hani 1,5 ay oldu ama uzun sürdü. Dolayısıyla bu etkiyle bir süre daha gideriz. Eğer bu etki zayıflar ve enflasyonu işte daha yüksek çıkartmaya yönelir ise o aşamada bence son bir faiz artırımı daha yapabilir Merkez Bankası. Gerçi Temmuz-Ağustos'ta yıllık enflasyonda baz etkisi ters çalışacak. Hani Mayıs'ta geçen yıl bu doğalgaz bedelsiz kullanımı nedeniyle Mayıs'ta bir yıllık enflasyonda sıçrama olacak. Aynı şekilde Temmuz-Ağustos geçen yılın oldukça yüksekti. Burada bir ters etki söz konusu olabilir yıllık enflasyonda. Hani yıllık enflasyonun düştüğü bir dönemde faiz o aylarda artışına gitmiyor diye. Faiz artar mı? Elbette doğru. Çok haklı bir yere değindin. Ama
kamusal zamların yapılmadığını görüyoruz. Seçim bitti. Dolayısıyla muhtemelen kamusal bu zamlar herhalde enflasyonun sert düşeceği o Temmuz-Ağustos aylarına denk getirilecek diye bekliyorum. Ya da kısmen Haziran ayından da başlayabilir. Dolayısıyla onun dozu ne olacak onu bir görelim. Bir de onun yani sert bir şekilde gerileyecek olan enflasyon beklendiği kadar düşmeyebilir o zaman. Düşmez ise, yurt içi talep de canlılığını korur ise, ki benim buradaki şüphem şu, Türkiye'de artık çok küçük kar marjlarıyla kimse çalışmak istemiyor. Enflasyonun yükselişi gibi kar marjlarını da herkes yükseltiyor. Dolayısıyla aynı kar marjını paradan para kazanma aşamasında da talep ediyorlar. Dolayısıyla Türk spekülatif gücü ben diyorum buna. Buna böyle çok marjinal, reel faizler yetmez. Dolayısıyla yeni bir yol, yeni bir alan bulabilirler. Yatırım yapacak, işte paralarını yüksek, karlı bir şekilde devam ettirecek yatırımlarını. Böyle yeni alanlar buldukları zaman bu enflasyon üstü olur. Dolayısıyla piyasada para hala fazla düzeyde bence. Üstelik de işte bu döviz alımları nedeniyle de piyasaya para çıkıyor. Onu da sterilize ediliyor ama gelir dağılımı, servet dağılımı çok bozulduğu için bir kesimin elinde fazlalık kitle var, diğer kesimin elinde hiçbir şey yok gibi bir şey. Dolayısıyla bir kesim harcıyor ve enflasyon yaratıyor, diğer kesim seyrediyor. Şimdi burada bir şey yapılması lazım, onu göremedik. Dolayısıyla o çerçevede ben hani bir önlem beklerim. Önlem alınmasa da enflasyonun nispeten düşüşe direneceğini ve beklediğimiz ölçüde mesela ben 4 ayda yaklaşık 25 puan gerilemesi lazım enflasyonun. Eğer baz etkisini dikkate alıyorsak ve Merkez Bankası'nın açıkladığı işte o 3 aylık dönemde %2, %3'ün altında, 2,5 civarında bir gerçekleşme olacaksa bunun matematiksel sonucu bu. Peki yani yaşamaya başladığımız zaman, gerçekleşmeler gelmeye başladığı zaman 2,5 değil de 3 çıkarsa ne olacak? Bence orada beklentiler yine bozulacak. O beklentiyi toparlamak için Merkez Bankası belki bir son hani 5 puan olmaz ama belki biraz daha düşük olur. Bir faiz artırımına daha gidebilir. Peki benim son bir sorum daha olacak. Şimdi kendi içimizde kendimizi değerlendirdik ama yabancılar gözünden bu son gelişmeler nasıl okunuyor onu da merak ediyorum yorumunuzu. S&P'den not artışı geldi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Yabancıların bakıyoruz tahvil alımı da 1,7 milyar doları aşmış durumda. Öte yandan CDS'ler pandemi süreci seviyelerine geriledi. Tüm bu akışları yabancılar nasıl değerlendirir? Türkiye'ye girişlerde bir artış bekler misiniz bundan sonraki süreçte? Beklerim. Zaten bu artış başladı, devam ediyor. Devam da edecek bir süre daha. Yani yüksek montanlı devam edecek. Daha sonra belki normalleşecek. Çünkü aynı düzeyde devam etmesi demek. Yani Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelerin yıldızı haline getirir ki bunun bir altyapısı ve hazırlığı olması gerekir. Belli bir plan, programa dayanması gerekir. Gerçi bir programdan bahsediliyor ama yani bu program daha çok orta vadeli program üzerinden yürüyor. Daha kalıcı ve uzun vadeli işte bir kapsayıcı bir program değil. Dolayısıyla burada bunun bir sınırı var ama o sınıra varmak için daha yolumuz epeyce var. Bence haber akışları gayet olumlu. Not artışlarının devamı beklenir, gelir. Bu şekilde devam edersek artı işte bu kara para aklama listesinde gri listeden çıkıp normal ülkeler şeyine geçer isek ki bu Haziran ayında bekleniyor. Bu da olumlu bir haber. Swap piyasasının açılması ki yabancıların işte Türk menkul kıymetlerine, varlıklarına yatırım yapmasını kolaylaştırıcı ve kaldıraç kullanmaya yöneltici bir şey olur. Bu pozitif konjonktürü daha da ivmelendirir ve sermaye hareketlerini hızlandırır.
yani bir de yapısal reformlar artı işte enflasyonu düşürmek için ortaya konacak mali sıkılaştırmayı da dikkate alırsak, bu da ardı ardına pozitif gelişmeler. Artı bir de yani yaz aylarından itibaren enflasyon düşecek. Yani bunun bir herhalde kutlaması demeyelim de kampanyası olacak. Yani dolayısıyla bütün bunları ardı ardına koyduğumuz zaman yabancılara anlatacağımız hakikaten iyi bir hikaye ortaya çıkıyor. Zamana yayılmış, birbirini takip eden, yabancıları cezbedecek, işte sermaye kazancı da elde edecek ama faizleri de yüksek. Yabancılar için yüksek. Çünkü onlar için önemli olan hani Türkiye'deki enflasyon değil, daha çok kurun hareketi. Orada da çok net bir tavır ortaya koyuyoruz. Türk lirası değerlenecek diye. Değerleniyor da zaten. Dolayısıyla oradan da kazanç elde edecekler. Kazandıkları ve daha iyiye gitmekte olan bir ekonomiye de yabancılar ilgi gösteriyor.